Tam umutlar tükendi derken bir arama kurtarma görevlisinin elinde Elif'in küçük bedeni belirdi. Elif'in sıkı sıkı sarıldığı o eller saatler sonra Ayda'ya ulaştı. Elif ve Ayda enkaz altındaki canlar için dua eden tüm Türkiye'ye umut oldu. 91. saatte enkaz altından çıkan Ayda o zor günleri geride bıraktı, okullu oldu. Aynı enkazda eşini yitiren baba Uğur Gezgin, kızı Ayda'dan cesaret aldı, hayata tutundu. İşte eşimi kaybettim, onun hüznü ama bir yandan da işte evladımı çıkardım 91 saat sonra. Onun mutluluğu var. Yani artık hem mutluluğu hem acıyı tatmış, öğrenmiş olduk. Ayda babası ve kardeşiyle yeni bir yaşamın kapılarını araladı. Ayda iyi, çok şükür. Yani gelişimi iyi gitti. Doktorlarımız, psikologlarımız sayesinde güçlü bir çocuk olduğunu zaten deprem esnasında da belli etti. 30 Ekim 2020 Seher Perinçek için acıyla umudun kesiştiği gün oldu. 4 çocuk annesi Perinçek, enkazdan 2 kızı ve oğlu Umut'la çıkarıldı. Kızı Elif hala enkaz altındaydı. 65. saatte kızına kavuştu ama oğlu Umut'u yitirdi. İzmir depreminde 4 çocuğumla enkaz altında kalmıştım. Oğlumu kaybettim, 7 yaşında Umut. 3 gün sonra Elif neredeyse çıkartıldı. Zorlu süreçler, yani tarifi imkansız duygular. 30 Ekim depremi Perinçek ailesine hem çok büyük bir acıyı hem de bir sevinci beraberinde yaşattı. Onlar oğulları Umut'un acısını biraz olsun hafifletebilmek için onun adına bir vakıf kurdu. Kurduğumuz Yürekleri Umut Vakfı'yla sayısız çocuk ve o sayısız çocuğun yarattığı mutluluk, haz, paha biçilemez. Bunu yaşatan bizlere umut. Umut çocukların mutluluğunda daim zaten. Ben bir tane çocuğa baktığım zaman onun gözlerindeki o mutluluğu, ışıltıyı gördüğümde arkasında umutu görüyorum aslında. 11 ili vuran asrın felaketi sonrası yardıma ilk koşanlar arasında Perinçek ailesi de vardı. Umut adına bir kütüphanede Hatay'da açıldı.